Bugün elektrik dağıtım sektörümüzün mevcut durumunu, altyapı yatırımlarını ve afet yönetimini ele almak üzere bir araya geldik. Son zamanlarda ne yazık ki sel, yangın, deprem gibi pek çok afetle karşı karşıya kaldık. Son 20 yılda afet yönetimine yapılan insani ve maddi yatırımlarla bugün devletimiz bütün kurumlarıyla ve sivil toplum kuruluşlarımızla en hızlı ve koordineli bir şekilde olay yerine intikal ediyor. Hafızalarımızda 99 depreminin izleri ve yarattığı psikolojik travmalar hala ne yazık ki tazedir. Küresel iklim değişikliğiyle birlikte ne yazık ki doğal afetler artık dünyanın daha fazla gündeminde sıkça yer alıyor. Bizler de bakanlık olarak afet yönetimi çalışmalarımızı özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve diğer kamu kurumlarının da içine alacak şekilde revize ettik. Bakanlık bünyesinde kriz yönetim merkezi kurduk. Bütün planlarımızı her bir afet senaryosuna göre ayrı ayrı oluşturduk. Bugün de elektrik dağıtım şirketlerimizle bir araya gelerek onların kriz yönetim planlarını birlikte ele aldık, masaya yatırdık. Her bir şirketimizle ayrı ayrı bu çalışmaları değerlendirdik, uyarılarımızı yaptık ve yapılması gerekenleri detaylı bir şekilde paylaştık. Güçlü ve zayıf olduğumuz noktaları, fırsatları ve tehditleri de yine bu toplantıda birlikte değerlendirdik. Bizim açımızdan oldukça verimli bir toplantı oldu. Değerli konuklar, Türkiye'nin son 20 yılda gösterdiği yüksek performanslı büyümenin temel dinamiklerinden birisi de hiç şüphesiz ki enerji sektörüdür. Enerji sektörünün serbest piyasa kuralları ve uluslararası eğilimler göz önüne alınarak üretim, iletim ve dağıtım şeklinde yeniden düzenlenmesi sektörün büyümesinde büyük bir ivme kazandırmıştır. Geçtiğimiz dönem yani 2016-2020 yatırım döneminde dağıtım şirketleri tarafından yaklaşık 40 milyar liralık yatırım yapıldı. Şu anda içinde bulunduğumuz dönem 2021-2025 uygulama dönemi. Bu rakam 66,7 milyar liraya yükselecek. İletim ve dağıtım ağlarımızı da ihtiyaçlar doğrultusunda yeniliyoruz. Yeni yatırımlarla şebeke ağımızı her yıl daha da genişletiyoruz. Elektrik üretim, iletim ve dağıtım alanlarında son 20 yılda yaklaşık 100 milyar dolarlık yatırım yapıldı. Bu sayede son 20 yılda elektrikteki toplam kurulu gücümüzü tam 3,5 kat artırarak 100 bin megawatt seviyesine ulaştırdık. Enerji sektörü her gün kendini yenilerken gerek altyapı yatırımları gerekse de serbest piyasa atılımlarıyla örnek gösterilirken muhalefetini Türkiye'nin tökezlemesi üzerine kuran bir siyasetin adeta freni boşalmış bir kamyon gibi her gün yalanlarla dolu bir yokuştan aşağı doğru indiğini görüyoruz. Hiçbir ahlaki ve insani değerden nasibini almayan bu tarz bir siyasetin önüne ne gelirse sürüklediğine, halkı kışkırtmaya yönelik attığı adımların sonuncusuna da geçtiğimiz günlerde şahit olduk. Sorumlu siyasetin öznesi olması gerekenler, sorumsuzluklarıyla nasıl bir hezeyanın içinde olduğunun farkında olmalılar. Demokratik sınır ve nezaketler içerisinde her türlü eleştiriye, görüşe sonuna kadar açığız. Ancak provokasyondan medet umanların da her zaman karşısında olacağız. Biz konuyu tüm şeffaflığıyla kamuoyu oyumuzla sürekli paylaştık. Çözüm yollarını da en uygun şekilde belirlemeye çalıştık. Halktan ve tüm paydaşlarımızdan gelen önerilere göre de çalışmalarımıza devam edeceğiz. İftira ve yalanların başrolde olduğu kirli bir siyaset var maalesef. Her şey bu yalan siyaseti üzerinden nasibini alıyor. Enerji sektörü olarak da biz de bu siyasetle karşı karşıya kalıyoruz. Sayın basın mensupları, dün de ifade ettiğimiz gibi özellikle dünyada son zamanlarda ciddi bir enerji darboğazı söz konusu.
enerji fiyatları küresel bir sorun haline geldi. 2021 yılından itibaren elektrik üretiminin ana ham maddelerinden olan kömür fiyatları 5 kat arttı. Yaklaşık geçtiğimiz yıl tonu 50 dolar olan kömür 200-250 dolarlara geldi. Doğalgaz fiyatları 10 kat arttı. Bildiğiniz gibi doğalgazın %99'unu yurt dışından ithal ediyoruz. Petrolün %92'sini ithal ediyoruz. Elektrik üretiminde ise ithal kaynaklara bağımlılığımız %50. Çünkü kömürden ve doğalgazdan ciddi oranda bir elektrik üretimi var. Burada asıl temel sorun elektrik enerji üretim maliyetleri. Tedarik süreçlerindeki diğer unsurların etkisi bu kadar değil. Elektrik altyapımızı güçlendirirken bir taraftan da dünyada hızla artan enerji fiyatlarından vatandaşlarımızı korumak için her türlü tedbiri aldık ve destek mekanizmalarımızı hayata geçirdik. 2021 yılında elektrik ve doğalgaz faturalarında hükümetimiz yaklaşık 100 milyar liralık bir destekte bulundu. Bu destek hane halkına böldüğümüzde yıllık 5000 liraya tekabül ediyor. Ayrıca bildiğiniz gibi geçtiğimiz yıl özellikle pandemi dolayısıyla akaryakıttan alınan ÖTV de alınmamıştı ki bunun tutarı da 65 milyar liraya tekabül ediyor. Yani toplamda geçtiğimiz yıl enerji ürünlerine devletimizin, hükümetimizin doğrudan ve dolaylı olarak vermiş olduğu desteklerin tutarı 165 milyar lira. Bu yıl elektrikte birinci kademede özellikle dar gelirli vatandaşlarımızı korumaya dönelik düzenlediğimiz indirimli tarifede %50'lik desteğimiz devam ediyor. Doğal gazda ise bu destek oranı %75'ler seviyesinde. Başka bir ifadeyle 100 liralık elektrik maliyetinin 50 lirasını devletimiz karşılıyor. Doğal gazda ise 100 liralık maliyetin neredeyse 75 lirası hükümetimiz tarafından karşılanmaktadır. Buna ek olarak bu süreçte enerji sektöründen de özellikle sürece daha fazla katkı sağlamaları beklediğimizi de ifade ettik. Öte yandan tarifelerin dışında sosyal destek kapsamındaki Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız kapsamındaki sosyal yardımlaşma vakıfları üzerinden son 3 yıldır elektrik tüketim desteği veriyoruz. 2.1 milyon hane bu destekten yararlanıyor. Toplamda verilen destek tutarı 6,4 milyar liraya ulaştı. Yine geçmişte ısınma yardımı olarak sadece kömür yardımı yapıyorduk. Bu yıldan itibaren bakanlığımızla birlikte çalışarak, Aile Bakanlığımızla birlikte ısınma yardımı kapsamına doğalgazı da dahil ettik ve bu kapsamda yararlanacak olan hane sayısı da 4 milyon haneye kadar çıkartıldı. Burada da yine Aile Bakanlığı ile müşterek çalışıyoruz. Bölgelerin ısınma ihtiyacına göre 450 lira ile 1150 lira arasında yıllık bir doğalgaz desteği sağlanacak. Bu arada dün de ifade ettiğimiz gibi yine küçük ölçekli işletmelerden ve sivil toplum kuruluşlarından gelen öneriler var. Onları da değerlendiriyoruz. Özetle herkes ne derse desin, kim neyi söylerse söylesin, biz her zaman doğruları söyleyeceğiz ve her zaman hakkın ve hakikatin yanında yer alacağız. Bu duygu ve düşüncelerle hepinize teşekkür ediyorum. Soru almıyoruz. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Açıklamalarımız devam edecek. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in yaptığı açıklamaları ekranlarınıza getirdik efendim.